Herkese merhabalar. Bugün sizlere makarnadan kolay mantı tarifi vermek istiyorum. Malzemeler: yarım kilo kıyma. İstediğiniz çeşit kıyma kullanabilirsiniz. Bir paket mantı makarna. Bir baş soğan. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yoğurt. 7 diş sarımsak. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 yemek kaşığı tereyağı. Yeterince su. Bir tane soğanımız vardı. Şimdi ben bir makarnadan mantı yapmak istiyorum. Özellikle çok kolay bir şey bu. Onun için bunu yapmak istiyorum. Bir tane soğanımı rendeledim. Bir yarım kilo kadar kıymam vardı. Şimdi yarım kilo kıymamı da bunun içine ilave ediyorum. İçine bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı da karabiber. Başka hiçbir şeye gerek yok. Çünkü bu kadar malzeme bunun için yeterli. Diğer malzemeleri de daha sonra kullanacağım. Şimdi bunları güzelce bir yoğuracağım. Bu makarna mantısını neden tercih ettim, onu da size anlatmak istiyorum. Şöyle bir şey, çalışan kişiler gerçekten açmak için, hamur açmak için veya herhangi bir şey yapmak için zamanları olmuyor. Hemen işten geldiklerinde hemen bir tane soğanı rendeleyip hemen kıymayla özleştirene kadar yoğurduktan sonra makarnaların içini doldurup çok güzel bir sonuç elde edebilirler ve çok kısa bir zamanda çok lezzetli bir tat sofranıza gelir. O yüzden ben size bunu anlatmak istedim. Çünkü zamanımızda çalışan insanlar vakit bulamıyorlar hiçbir şeye. Gerçekten zor. O yüzden size bu makarna tarifini, makarna mantı tarifini anlatmak istedim. Evet. Şimdi artık bu hazır. Bunu makarnaların içine küçük küçük dolduracağım. Daha sonraki işlemlerini size göstereceğim. Kıymam hazır. Artık makarnaların içlerini bu kıymayla dolduracağım. Evet, bu şekilde küçük küçük böyle minik minik toplar halinde alıyorum ve içlerini bir güzel dolduruyorum. Fazlalıklarını şöyle üstünden atıyorum ve içine maydanoz falan koymuyorum. İsterseniz koyabilirsiniz ama böyle daha güzel. Görüyorsunuz, çok basit bir şekilde böyle dolduruyorum. Gördüğünüz gibi bütün mantı makarnaları bu şekilde doldurdum. Şimdi artık suyunu ısıtacağım ve suyu iyice kaynadıktan sonra bu makarnaları, mantı makarnalarımızı içine ilave edeceğim. Suyumu tencereye koydum. Ne kadar su koymam gerektiğini de size göstermek için tam olarak koymamıştım. Şimdi çok fazla su koymak istemiyorum tencereme. Çünkü makarnalar, yani mantılar pişince suyla beraber tam eşit bir şekilde kalmasını istiyorum. Nasıl bir pilav yaptığımız zaman hiç suyu kalmıyorsa, bu makarnanın da hiçbir suyu kalmıyor bu piştikten sonra, mantının da. Ve ben hem suyunu hem de mantının, makarnasının bütün lezzetlerini bir arada toplamış oluyorum. Bu şekilde yaparsanız hiçbir su çöpe gitmez. Hepsi içinde kalacak. Güvenin ve göstereceğim nasıl yapacağımı. İçine çok az bir tuz koyacağım ve birazcık zeytinyağı. Ve bu şekilde kaynamasını bekleyeceğim. Çok az bir zeytinyağı koydum, yapışmaması için. Bu şekilde kaynamasını bekleyeceğim. Ondan sonra artık mantılarımı içine ilave edeceğim. Biraz daha su ilave edebilirim. Çok az. Evet.
Görüyorsunuz su miktarını çok fazla değil. Tam kıvamında bu şekilde olması gerekiyor. Görüyorsunuz şu anda kaynıyor suyumuz. İyice kaynamasını bekledim. Şimdi artık mantılarımızı içine ilave ediyorum. Evet, bir karıştıracağım bunu ben önce. Mutlaka karıştırın ki birbirine yapışmasın. Artık bunun iyice pişmesini bekleyeceğim. Şimdi mantıları içine koyduğumuz için su yukarıya doğru yükseldi. O yüzden çoğaldı. Aslında normal bir su şu anda. Zaten o mantılar hepsini bu suyun neredeyse çekecek. Görüyorsunuz artık yavaş yavaş böyle pişmeye başlıyorlar ama daha henüz pişmediler. Gerçekten bunun suyu bile müthiş bir lezzetli. İyice pişmesini bekliyorum ve arada karıştırın lütfen. Karıştırmazsanız birbirine yapışabilir. O yüzden karıştırmayı mutlaka yapın. 7 bir sarımsağımız vardı. Bir de tuz ilave ediyorum içine. Tuzla beraber güzelce bunları havanda döveceğim. Görüyorsunuz sarımsaklarımızı da bir güzel dövdüm. Şimdi yoğurdumuzun içine sarımsaklarımı ilave edeceğim. Ev yoğurdum yapmıştım. Ev yoğurdu bu. Kendim yapmıştım bu yoğurdumu. Şimdi içine sarımsaklarımı ilave edeceğim. İyice böyle yedireceğim ki çok güzel bir lezzet olsun. Evde yapılan yoğurt da gerçekten harika. Her şeyi kendiniz üretebiliyorsanız en güzeli, en lezzetlisi oluyor. Buna inanın. Gerçekten evde yapılan her şey harika. Evet, yoğurdumu iyice açmaya çalışıyorum. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Bu arada da mantılarım olmak üzere kaynamaya devam ediyorlar. Biraz daha yumuşamasını bekliyorum. Yumuşadıktan sonra onu da size göstereceğim şimdi. Evet, mantılarım gerçekten artık olmaya başlamışlar. Harika görüntüsü de. Daha ama tam olmadı. Görüyorsunuz suyu da öyle çok fazla değil. Bu su ona yeterli olacak zaten. İçindeki kıymalar da görüyorsunuz hiç çıkmamış. Çıksa bile hiç önemli değil. Çok güzel. Bu kadar tereyağım vardı. Onları ilave ettim. Sos yapacağım şimdi mantının üstüne. Biraz erimesini bekliyorum. Kırmızı biberim var. İsterseniz salça da yakabilirsiniz. Her ikisi de olur. Kırmızı toz biber yapıyorum ben. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz çok güzel bir sos hazırladım. Mis gibi kokuyor. Sos ayrı bir kokuyor. Buradaki makarna, mantımız çok güzel. Mis gibi kokuyor. Mutfağım şu anda mis gibi kokularla doldu. Evde yapılan her şey gerçekten harika. Evet, bunun altını kapatıyorum artık ben. Doldu.
Mantımız pişti. Şimdi artık sunum zamanı. Görüyorsunuz sudan eser kalmadı, kaynama noktalarından hariç. Gerçekten de o şimdi aşağı çekecek ve içine çekecek onu. Görüyorsunuz az bir suyla resmen güzel bir mantı yaptım. Hiçbir suyu ziyan olmadı. Hiçbir tat içinden eksilmedi. Siz de bu şekilde deneyin. Tavsiye ederim. Gerçekten harika bir tat oldu. Şimdi sunum zamanı artık. Gördüğünüz gibi mantımız çok güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan afiyet olsun.